Evet, günaydın arkadaşlar. Bir Başka YouTube çekiminde gene buradayız. Bugünkü anlatacağım kitaplar bunlar. Bunları kendi kitap kulübümde de anlatacağız, konuşacağız. Bunları geçen hafta bitirdim. Zaten Instagram sayfamda da kısa kısa bahsettim ama şimdi teker teker bunlardan biraz konuşmak istiyorum. Ee, i̇lk önce Ray Bradbury'nin Fahri e, Fahrenheit 451. Çok bilinen bir kitap. E, bütün kitapçılarda, e, raflarda görmüşsünüzdür. Filmi de var. Distopik eserler e, seçmek istedim. E, Cesur Yeni Dünya da öyle. Bambaşka kurgular olan. Bazen böyle değişik kitaplar okumamız iyi. E, değişik gelmesi, değişik okumalar olması da ...iyi geliyor. Ee, ben bunu okurken çok keyif aldım. Çok değişik geldi. Daha önce de... de ...Margaret Atwood'un Damızlı Kız'ın... öyküsünde <laughs> ...okuduğumda da böyle olmuştum. Bambaşka bir düzen algısı. Bambaşka yeni bir... ...dünya algısında değişik bir kurgu... ...okuduğum zaman... ...kendimi çok iyi hissetmiştim. Ee, aynı zamanda Margaret Atwood'un... ...Damızlı Kız'ın öyküsünün Netflix'te... E, ...sonra geldi sanırım. Ben onu... Başka bir özel platformdan seyrettim. 3 sezon dizisiydi. Çok güzeldi ama kitabı daha güzeldi. Şimdi Fahrenheit 451 nedir? Bir itfaiyecinin arkadaşlar, bir itfaiyecinin düşünün bir dü değişmiş. Şu anda yaşadığımız düzen değişiyor ve bir gün kitapların yasak okunmaması gereken. Bunların çöp olduğunu ve evlerinde kitap olanların evlerinin yaktıkları bir sistem geliştirdiklerini düşünün. Hem de kitapları yakanlar kim biliyor musunuz arkadaşlar? İtfaiyeciler. İtfaiyeciler meslek itfaiyeci meslek grubundakiler ne yapar? Yangın söndürürler. Fakat bu kitapta kitapları yakmak için yangın çıkarıyorlar. İnsanların aydınlanmaması için daha fazla sorgulamamaları, düşünmemeleri için, tek tip insan yetişmeleri için evde kitap bulundurmamaları gerektiğinden bahsediyor. Öyle bir kurgudaki dünyayı bize anlatıyor. Tek eğlencesi ve tek kanalları duvarlara yansıtılan dev ekranlarda televizyonlar, hatta o televizyonlarda oynanan dizilere kendileri de e, müdahil olabildikleri bir sistem. E, her şey robotlarla yapılıyor her şey önceden biliniyor ve sizi kontrol eden sürekli bir itfaiye mekanizması bir robot var. Sizi kokunuzdan tanıyor yanlış bir şey yaptığınız zaman. Fakat bizim kahramanımız doğru yolu buluyor. 17 yaşındaki bir kızla tanışıp kendisini sorgulamaya başlıyor. Yaptığı mesleğin buna uymadığını, bambaşka bir dünya düzeninde e, kitaplar eskiden kitaplar olduğunda neler yaşadığını hatırlıyor ve kendi gibi olan insanlarla gizlen gizeye buluşuyor ve onlarla ne yaparızı konuşuyor. Arkadaşlar kitap olmazsa ne olurdu? Kitaplar olmazsa ne yapardık? E, kendi adıma söyleyeyim benim için hayat çok sıkıcı olurdu çünkü kitap e, dünyaya açılan bir pencere. Hele ki edebiyat yani okuduğunuzun, e, okuduğunuz şeyin kalitesiyle de niteliğiyle de çok alakalı bu bu şey. Edebiyat okumak çok farklı bir şey. Popüler kitapları da küçümsemiyorum, kişisel gelişimleri de küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın hepsine saygım sonsuz. Ben de kendim kendi naçizane yazılarım var, yazı yazıyorum. Hala bu konuda geliştiriyorum. Basılı bir şeyim olmasa bile. E, dünyaya açılan pencere olarak görüyorum. Dolayısıyla bambaşka dünyalar, bambaşka karakterler okuyoruz. Bambaşka duyguları öğreniyoruz. Ee, kitapların yokluğu çok korkunç bir şey bence. Ve o korkunçluğu bize e, bu kitap vermiş. 451 kitapların yanma derecesi arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Çok akıcı, çok sürükleyici. Zaten konusu değişik geldiği için bir çırpıda bitiriyorsunuz. Bir başka diğer e, distopik kitap, distopik distopik diyoruz sürekli. Nedir bu distopik? Distopik algıladığımız düzenden çok farklı bir dünya düzenini. Bu robotlarla olabilir, e, başka bir hayvanların konuştuğu bir dünya olabilir. Bambaşka dünyalar yani bizim kurgulamadığımız aslında e, bilim kurgu diyebiliriz. Yani bu distopiklere bilim kurgu da diyebiliriz. Hatta ben Fahrenheit 451'e birazcık korku bile diyebilirim yani. E, kitapla tehdit ediliyorsunuz, evinizde bir kitap yanlışlıkla bulsanız e, hemen sizi algılıyorlar ve düğmeye basılıyor. Ben bu kitapta da bilim kurgu ve korku olarak hissettim. Bu da distopik bir yapı. Cesur yeni dünya arkadaşlar. Düşünün gözlerinizi bir şişede açıyorsunuz. Bir embriyo dışarıda bir bebekliğiniz geçiyor. Ve sürekli her saat başı size ailenizin olması önemli değil. Sürekli biriktirmenin önemli olmadığı, sürekli kullan at bir tüketime... Ee... Yani yırtılan bir şeyi onarmayacaksın, sökülen bir şeyi onarmayacaksın, hiçbir şeyi biriktirmeyeceksin, hiçbir eşyanla duygudaşlık, ee, duygusal bir bağ geliştirmeyeceksin. Annelik, babalık, ebeveynlik zaten olmaması gerekiyor. Kan bağı, akrabalık olmayacak ve o şişedeki bebeklerden senden milyarlarca ikiz olacak. E, milyarlarca embriyondan e, genetik seçim, genetiğinle oynanmış olarak doğacaksın ve sen hiçbir hastalıkla hiçbir çirkinlikle sürekli hep güzel olacaksın ve hep genç kalacaksın ve kendin bazı yolculuklara çıkabilmek ve bazı şeylere üzülmemek ve bazı onların eğlence anlayışına göre sadece kitabın ön kapağı da benim çok hoşuma gitti e, bir kapsülle soma denilen bir hapla hayattan sadece keyif alacaksın hayatta üzülmek diye bir şey yok e ee, bize insan olarak bizi biz yapan hiçbir değer olmayacak. Bambaşka bir dünya düzeni yaratmış. Ve e, değersiz işleri yapanlar daha e, alfa, beta, epsilon gibi işte şeylere e, zeka düzeylerine göre kodlanıyorlar. Zeka düzeylerine göre embriyo gelişimleri oluyor ve bunları yetiştirenler, bunları yapan denetçilerin hepsinin bir isimleri var. Dünya başka bir şeye kodlanmış olarak başka bir dünya düzleminde başka insanların başka yeni insanları başka algıdaki bir tür türle türleri görüyoruz ve okuyoruz ama gene de burada eleştiriyor. Yani Fahrenheit 451 dedi kitabın sonlarına göre bir eleştirisi var. Bu kitapta da bu böyle olmamalı diyen birileri çıkıyor. Burada sürgüne gönderiliyor sonları ne olacak Meçhul. E, aykırı olan oraya ayak uydurmamış olan bilim adam e, oraya ayak uyduramamış olan gerçek kişileri de görüyoruz gerçek kişilerle şimdiki kodlanan insanları ve bunu yaratan bilim adamlarının bunu niye yaptıklarını da açıklayan bir kitap yani e, bu kitabı daha çok sevdim onu söyleyebilirim şiddetle öneriyorum film tadında ya böyle sayfa e, 266 sayfa olmasına bakmayın bir solukta gidiyor. Evet şimdi diğer sıradaki kitabıma geçeyim. Kazio Ishigora günden kalanlar. Evet bu distopik bir roman değil arkadaşlar. Bu anı, anıymış gibi, hatıraymış gibi, ee, anı kitabıymış gibi. Daha doğrusu kendi kendine hatıralarını, anılarını hatırlayarak e, kendi hayatta yaşam, yaşayamadıklarından e, ve her şeyi yanlış anladığı için hayatını bir hapis hayatı olarak geçiren Bay Stevenson baş uşak Bay Stevenson hayal kırıklarıyla olan bir dönem kitabı. Dönem kitabı diyorum arkadaşlar. Çünkü kendisi Lord Darlington Malika Lord Darlington'un malikanesinde daha sonra da Bay Faraway satın alıyor. Onun malikanesinde bir ömür tüketiyor. Babasını orada kaybetiyor Sevdiği kadına açılamıyor. Sırf vakarlı, ilkeli, görevi üstün gel gelen görev aşkı mükemmeliyetçiliği baş uşak kavramını yitirmemek adına ee, malikane sahipleri yani efendilerini bile başka gözle görüyor onları bile sorgulayamıyor nasıl söyleyeyim Tam teslimiyet, tam bir itaat var burada. Onların yaptığı aslında yanlış yani efendilerinin yaptığı yanlış şeyleri bile, yanlış hareketleri. Çünkü ee, Darlington malikanesinde çok önemli toplantılar oluyordu, siyasi toplantılar oluyordu ve Hitler zamanındaki faşist lider Hitler zamanında Hitler'i tekrar Arpa düzeninde kazandırmak yani Almanya'yı tekrardan ayağa kaldırmak için Fransa'yı ikna etme edilmesi istenen bir sahnesi vardı. Mesela o Nazi yanlısı bir efendisinin olması onu sorgulayamadı ve iki tane uşağı sırf Yahudi olduğu için işten çıkarılmaları, bunun için vicdan azaplarını çok geç yaşıyor. Bayan Kenton, evin Kenton, ee, bayan malikanenin ee, kahyasına aslında sevdalı olmasına rağmen bunu kendi kendine bile itiraf edemiyor, yakınlaşamıyor. E, kendi yalnızlıkları ve pişmanlıklarını okuduğumuz bir kitap bu Bay Stevenson. E, bir kahyanın o dönemde itaat etmesi, kendi özel hayatına bakamayışı. Şimdi iki tane karakter var arkadaşlar aynı malikanede yaşayan e, bir babası var babası çok yaşlılık döneminde dönemine geliyor e, gene de bir şeyler yapmak istiyor gene de çalışıyor didiniyor çünkü çalışmak çok kutsal baş uşakla terfi etmek bu ünvanı taşımak onlar için çok önemli babasından gördüğü o vakarlı vakarlı duruşu dik duruşu Tam teslimiyet, efendisine sadık olması, kendi hayatına bakamayışı ama bir taraftan da var. Ama evin kahyası evleniyor, çocuk sahibi oluyor, hatta torun sahibi oluyor. Kendi yaşamına bakabiliyor. Biri yaşamına bakabiliyor, biri yaşamına bakamıyor. Hayatı o kadar yaşayamıyor ki espri anlayışı için bile kitap okumak zorunda kalıyor o kadar anlayışlarını gelen misafirler bile soruyor. Baş uşak ne düşünüyor bu konuda? Demokrasi için herkesin oyu eşit midir gibi diye bir sahne var orada. Oraya bile çok kapalı. Onu aşağı, aşağılamalarına rağmen çok kapalı cevaplar veriyor. Tam itaat veriyor. Yani hiçbir fikri olmamış gibi. Yani aslında hiçbir fikri yok. Çok geç anlıyor bunu. Ne zaman anlıyor? Malikane Amerikalı kişiye satıldıktan sonra e, bir tatile çıkıyor e, evin işleri aksıyor aslında bu bir tatil denemez e, evin işleri aksamasın diye bayan Kenton'dan yardım istemek için gidiyor sözüm ona. Tabi bu yolculukta kendi kendiyle yüzleşmeleri anıları o korkunç e, yüzleşmelerin altında pişmanlıkları suçluluk duygularıyla e, yüz yüze kalıyor. E, aynı zamanda da e, yaşanmamış bir hayat, kırık dökük bir hayat. Kendisi de bunu anlıyor. Çok üzücü bir hikaye e, fakat çok çok güzel ele alınmış. E, Kazıya Şidura'nın ilk okuyacağım kitaplarından bir tanesi Gömülü Devdir. Daha sonra... E, Beni asla bırakma. Çok ödüllü bir yazar. Bir ödül aldığı bir Beni asla bırakma olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu okuyacağım. Bir de Clara ve Güneş diye son kitapları kitabı çıktı. Yani bu e, Kazı Ishiguro'nun diğer kitaplarını da okuyacağım çünkü anlatımı, üslubu çok güzel. E, arkadaşlar kendisi İngiltere'de yaşıyor çok küçük yaşlardan beri. Eee İngiltere'de ikamet ediyor. Eee ve o bütün İngiliz zerafetini, İngiliz beyefendiliğini, İngiliz o çay takımları, e, zerafeti, nüktedanlığının bile o İngiliz zerafetiyle birlikte anlatılması çok çok güzel yansıtılmış Bu kitapla ilgili bir de film önerebilirim. Anthony Hopkins'in oynadığı bir film. E, kitabı çok yansıtmış. E, kitapla birebir kalmış. Burada bazen gözümüzden kaçan şeyleri filmde daha iyi yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Ben o filmi çok başarılı buldum. Zaten Anthony Hopkins'ten bahsediyoruz. Onun oyunculuğu ve o çelik mavisi gözleriyle o kılganlığı, o içerisindeki naifliği o kadar güzel vurgulamış ki. O hayatındaki pişmanlıkları. Çok konuştum gene. Kanalıma üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz de seviniyorum. Hoşça kalın. Bir başka çekimde görüşmek üzere.